arkadaşı bekliyorum da şarjım bitti. Zaten taksiyle devam edeceğim. Şurada 2 dakika dursanız ücretinizi de versem. Tamam, bir müsait bir yere yanaşayım. Telefonun şarjı ne? Type-C. Onun için gözlük kılı. Abi de nasıl baktı öyle ya? Fenalık. Giyecek. Yürüyüşü de ilginç kızın yani. Baştan aşağı indi. İlginç ya. Ya var öyle ilginç. Sen de çok ilginçsin yalnız. Niye? Paltolan değil mi? Hem palto hem tarzın. Tarzın? Devşüksün yani biraz. Yani dövmenin falan tarzmış. Harakiri'yi seviyorsun herhalde. Yaşlandık ama. Niye? Çöktük. Madde kullanıyor musun? Evet. Ay. Ondan dolayı işte. Kullanmasa. Güzel, gir çık, gir çık. Nereye gideceksin arkadaşına geldikten sonra? Çok yattın mı? Çabuk yattım. Madde diyeceğim. Sen med mi kullanıyorsun? Hı, sigara. Sadece o mu? Allah'ını seviyorsan ya. Evet. O çok şeker, sigara, lika. Lika nereden buluyorsun? Lika'yı yani bulması zor ya. Ya gerçekten çok merak ediyorum. Lika'yı nasıl buluyorlar? Devlet yazıyor yani, normal devlet eczanede satılan bir ilaç yani. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ya Allah'tan kimyasal yokmuş yani. Gerçi şeker de çok organik sayılmaz da. Hı. En azından met falan yok yani. Şimdi piyasa hep met değil mi abi? Aynen. Arkadaşın da gelecek mi bize? Galiba gelmiyor. Gidelim. Kız mı o da? Hayır. Gidelim mi? Hı. Şimdi buna nereden gidelim? İçeriden mi gidelim? Gerçi şeyin altında yani, şuradan dönelim bir yerde. Nasıl istersen abi, nerede trafik yoksa? Trafik her yerde var ya maalesef. Senden bir şey istesem, beni kırmadan yaparsan çok sevinirim. Yani kabul eder misin bilmiyorum ama. Ses nereden geliyor? Al bir şey açsam, klima açsam. Niye panik oldun? Sordum, merak ettim. Ben sosyal medyada içerik üretiyorum. Ne için? Farklı. Dur en başını anlatayım. Dolandırıcısın, ilan mı veriyorsun? Yok be. Ben 2 kere gasp edildim takside. Tamam. Bunlardan bir tanesi biraz ağır oldu. Bacağıma elektrikli jop vurdular. Ya. Biliyor musun onu hiç? Elektrikli jop. Sen şu an... Sigara da içmiyorsundur abi sen. Yok, içmiyorum. Dur şimdi bir şey konuşuyoruz, bekle. Dur şimdi. Tamam. Dinle. Mühim, önemli bir konu. Tamam. Ben de arabama kamera taktım. 2 kere bu olay olunca. Sonra bu kamerayı gel zaman git zaman derken baktım, böyle ilginç hikayesi olan insanlar biliyor. Benim başıma ilginç olaylar geliyor falan derken dedim ki ya ben kendime de bizim YouTube kanalı açayım. Günlük vloglar çekeyim. Eğer müşteriden izin alırsam, şuradan geliyorum. Müşteriden izin alırsam eğer öyle kanalda yayınlarım. Şimdi sen de ilginç bir hikayesi olan bir abla olduğun kesin yani. Abi neresi ilginç ya? Her genç ki bu uyuşturucuya düşmüşüz, içiyoruz. Seninle böyle biraz soru sorsam sana yayınlamama izin verir misin? Valla beni kırmazsan çok sevinirim. Çünkü elimde konu da kalmadı yayınlayacak. Düşünme şansım var mı? Ya düşün ama beni kırma. Lütfen yani. Kaç yıl yattın maddeden? Yıl değil ya. Ay mı? 2,5 ay. Avukatım iyiydi de çıkardı. Gerçi bir suçum da yoktu. İçmek için
almaya gidiyorum. Olsun. Torbacıyı. Alırken basıldım. Kimse kimseye söylemedi. Hepimiz içeceğiz. Sen zaten içeceksin. He, ben zaten içeceğim. En masumu ben. Şey mi? Hı hı. Çok ciddi bir içici misin peki? Ne güzel sorular soruyorum. Yani şimdi onun bağımlılık düzeyi olsa da çok tehlike arz eden bir madde değil yani. Çünkü organik. Öyle değil. Bence her uyuşturucunun tehlikesi var. Hani ottur günah yoktur diyorlar ya. Değil. Onun da bağımlılığı var. Ya şöyle tamam var. Ama tabii diğerlerine göre daha azdır. Ben 14 yaşında içmeye başladım abi. Ha işte bana bunlarla gel şimdi bir dakika. 14. Zaten senin kafan şu an kafan yani. Ama kabuğumuz nasıl güzel. Yani olay esrar değil yani sendeki. Ben onu hissediyorum. Sen çok karanlık bir hayatın var senin bence. Yani olabilir. Genelde karanlık bir hayat olur. Bitkin. Kimsesiz. Annem baban yaşıyor mu? Hı hı. Biliyorlar mı bu durumu? Şu şekilde. Uyuşturucu içtim, met içtiğimi biliyorlar. İtiraf ettim. Ama ben bak, içmediğim gördüm. İçin dua ediyorlar. Eroin değil de ne içersen iç. Diyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Peki sen kaç yaşındasın şu an? 27. Kaç? 27. Hiç evlendin mi? Evet. Bir tane kızım var. Muhtemelen eşin alıştırmıştır seni de. Hayır. Allah Allah. Günahını alalım. Ondan önce alışmıştım ben. Çocuklarım ailesinde. Sonra ayrıldın ondan. Burada alıştım. Bu tarafa geldim. Eşim de burada satıyordu. Ben onda evini almaya gidiyordum. O şekilde tanıştık. Sonra evlendik. O satmayı bıraktı. Ben içmeyi. Çocuk yaptım falan. Sonra gene ayrıldık. Olmadı. Peki ya bu uyuşturucunun zirvesinde onu merak ediyorum şimdi. O yüzden şöyle bir soru sormak istiyorum. Zirve dediğiniz bizim için en dip. Yok şundan bahsedeceğim. Yani uyuşturucuyu elde etmek için neler yapabilirsin mesela? Eşini aldatır mıydın? Krizinde. Ya bunu yaptırır mı? Hiç öyle pozisyona düşmedim. Düşsem ne karar verirdim bilmiyorum. Ha çok yani şey hani, muallakta bırakabilir ya. Bırakabilir yani. Evet. Hmm. Allah kimseyi de düşürmesin. Amin. Ama tek şanslı yerim şu yani kimseye eyvallahım yoktu. Öyle çalmam çıkmam yoktu. Sence bir gün bırakacak mısın? Vallahi ben evini bitirdiysem kralını tanımam. Yani zaten Metin öyle evin gibi bağımlılığı yok. Hastalığı, krizi yok. Ama yara çıkartıyor her yerinde. Hayır. Dudaklarında çıkmış üstünde mesela. Hayır, o botoks. Ha, botokstan dolayı mı? Ha, yeni mi yaptırdın onu? Şimdi oradan mı geliyorsun yoksa? Hı hı. Aa. Ama normalde met sağında solunda her yerinde yara çıkaracak. Evet. Özellikle bu ellerinde. Pislik içiciler. Biz temiz içiciyiz ki. Ya Allah'ını seviyorsan yani uyuşturucunun temizi de iyisi mi var ya? Yani? Var. Hepsi İnan pis ki yani. İnan ki var. Ya nasıl bileceksin onu? Yani tipine bakınca anlaşılıyor. Öyle değil. Mesela güzel temiz şişede içmek var. Bir de pis. Ha. Herkesin kullandığı bir şeyde içmek var. Şu an peki çalışıyor musun? Cezaevinden yeni çıktım zaten. Kaç ay yattın? 2,5. Niye aynı soruyu sordun? Aynı soruyu demin yıl sordum, bu sefer ay sordum. Demin cevap vermedin çünkü. Verdim. Yıl değil, hayır. Ay dedim hatta. Tamam. Videoyu izleyince anlarsın. Başka dosyan var mı? Uyuşturucu haricinde. Çok. Alo. Ya yürekli bir kızsın belli yani. Korkmuyor musun peki cezaevine girmekten tekrar? Suç işlemekten korkuyorum tabii. Ama yapmadığım suçlardan alındım. Arkadaş ortamı. Şimdi yani dakika. Ne kadar temiz olursam olayım buluyor yani beni. Ya bir kere ortamı bir kere buluyor. Evet. Ben de şöyle bir şey var. Çok şükür Allah'a. Bak arabaya uyuşturucu operasyonu düzenlenir. Hı hı. Arabaya uyuşturucu bırakılır ama ben aklanırım yani. Allah da bana yardım ediyor yani. Evet.
Benim de böyle oldu işte. İşte Rabbim gittiğin yolun önünü açıyor. Senin yolun zaten yol değil. Anladın mı kardeşim? Yani senin yolun düzgün olsa, hani bir laf var ya, su testi su yolunda diye. Senin testin zaten kötü tarafta. Biraz kendi, yani bu yol ne kadar böyle gidecek? Ne kadar kullan, yani nereye kadar devam edeceksin kullanmaya? Yani hiç düşünmüyorum. Gerçekten bunları hiç düşünmüyor musun? Hiç sorgulamıyor musun? Niye? Peki ne düzeyde kullanıyorsun? Her gün içiyor musun? Çok kötü bir olay ya. Evet. Allah kimseyi düşürmesin. Eskiden içmezken derdim ki. Ha bu arada evin sigarayla başladım. Yani sigara. İçine mi koyuyordun? Hani sigara içmiyordum. Direkt eroinle başladım. Ha. Sonra sigara içmeye başladım. Peki yürekli bir kız mısın? Yani senin etrafındaki herkes, mahallendeki herkes bilir mi senin kullandığını? Kimseden saklamıyorum ki. Şimdi dolgu yaptırmaya gittim. Dedim uzun zamandır cezaevindeyim ama kulaklarıma dolgu yaptıracağım dedim. İlk yaptırdığım evi. Kadın diyor ki şok oldum diyor, direkt cezaevinde. Suçunu sordum. Uyuşturucu dedim. Yani benim hastayım diye. Şimdi evet ben de şaşırdım. Yani seni yayınlayacağım dememe rağmen, bunu kabul etmene rağmen açık açık söylüyorsun. İçiyorum. İnsanların seni izlemesi, seni ya da seni bu durumunu bilmesi rahatsız etmiyor herhalde. Yani annen görür, babam görür, köyden amcam görür, teyzem görür. Hayır. Kaygın yok ya. Yani. Tam tersi, inşallah evlenecek kardeşlerimiz görür de benim gibi bırakır. Ama tabii mekteçimizsinler. Sen peki şimdi uzun zamandır cezaevindeyim diyorsun. 3 aydır daha doğrusu. 3 ay. Ben şimdi sana nasıl anlatayım? 2020'de Bursa cezaevinden çıktım. 2021'de Bakırköy'e girdim. 2022'nin işte Ocak, Şubat, Mart ayında girdim. 4,5 ay yattım. Haziran'da çıktım. 43 gün dışarıda kaldım. Tekrar girdim. Dışarı derken eve geldin yani. Hı-hı. 43 gün kaldım. Ondan sonra tahliye oldum. Girdim. 5,5 ay yattım. Ne etti sana? O 12 ayda 10 ay. Gitti zaten bir sene. Şimdi, çıktım. 3 ay sonra tekrar girdim. Şimdi çıktım. Ama hepsi farklı dosyalardan değil mi? Evet, hepsi farklı. Şimdi bir dakika. Senin en son yattığın 2,5 ay mı dedin? Evet. Şimdi bu 2,5 ay içerisinde hiç kriz yaşadın mı orada? İçerideki? Hayır, çünkü bu girdiğimde evini bırakmıştım ben zaten. Ha, dışarıdayken bıraktın. Hı hı. Şimdi peki dışarı çıktın. Tekrar kullanacak mısın? Yanımda içenler var. Geçen sefer cezaevinden çıktığımda da hani 4-3 ay dışarıda kaldım ya. Arkadaşlarım içiyor. İşte abi dediğim bir insan var, o içiyor. Hiç ne canım çekti, ne bir beerin tadına bakayım, ne düşünmedim yani. Met kullanıyor musun şu an? Evet. İşte ama cezaevindeyken kullanmıyordun. Evet. Şimdi çıktın, bunu hani bırakman için bir fırsat değil mi? Met mi? Evet. Met içmek istiyorum. Lanet olsun ya. Bu met nasıl bir pislik bir şey. Nasıl da açık sözlüyüm. İçmek istiyorum. Krizini yaşadın peki içeride? Hayır, metin krizi yok. Metin kriz dedikleri uyku. Aa. Evet, bir hafta uyursun. En büyük yaşadığın kriz neydi peki? Eroin krizi. Ne? Eroin yoksunluğu, kemik ağrıları. Abi çok kötü, evet biliyorum ha. Nereden biliyorsun? Hatta şey demişti doktor, çip taktıracaktık biz ona. 4 tane çip taktırdık ama hiçbir işe yaramadı. Doktor dedi ki 3 gün yatağa bağladık biz onu. Beton iğnesiyle. 3 gün. Fatih'te mi yattın? Yok, Balıklıdırım'da. Balıklıdırım. 3 gün yatağa bağladık. 3 gün sonra doktorun işte yanına gidip çip takılacaktı. O 3 gün içerisinde şey olacak dedi, yani üzerinden de 40 tane tır geçmiş gibi olacak, dergeri ağrıyacak dedi. Yalvaracak belki size dedi, gözleri de mosmor olacak dedi. Ama dedi vermeyin dedi yani, eğer de bu çipi taklayacaksanız dedi vermeyin dedi. Sonra 3 gün bir şekilde geçti, 3 gün hani bağladık yani yatağa onu. 3 gün sonra çipi taktı, ondan sonra şey oldu. Dedi ki geçti hemen dedi. Anında kesti, sen de kesmiş miydin?
Tabii şöyle, zaten o 3 gün yatırma süreçleri kandan şeyden temizleyip... Hastaneye yatırmadı ama. Biz evde yattı. Tam aynı şey işte. Hiçbir şey içmeyip kanı temizlemek. Çipin de bir ilacı var. Bu mesela evin içen biri içtiği zaman ya da evin içen birine kanı temiz olmadığı zaman çip takılırsa anında krize girer. Ama vücut temizse... Ne krizine girer peki? O kriz işte yoksunluk, kemik ağrıları aşırı derecede ama. Bir, yani %10 çekiyorsa o zaman %50 çeker hastalığı. Tam burnunun burasında şey var. Biliyorum, daha sürmedim. İyice yedir onu. Daha sürmedim. Yani izin verirsen tabii çok sevinirim. Abi benim bütün müptezeller tutmuş. Senin zaten muhtemelen teksindir. Hayır, vardır böyle kızlar. Ama sen yüreklisin yani biraz. Çok haliyle bu da seni ön planda tutuyor. O yüzden tanımamaları mümkün değil yani. Bir şey söyleyeceğim ben. Şöyle bir algı var bende. Belki yanılıyorumdur. Belki herkes de böyle düşünüyordur. Bilmiyorum. Özür dilerim. Tamam mı? Öncelikle. Dur şunu açayım ben. Eğer yanlış bir şey söylersem özür dilerim. Şimdi biz bağımlı olan kızlara, ben daha doğrusu uyuşturucu bağımlısı olan kızlara, yani hepsinin, ya onlar için insanlarla takılmanın çok, yani cinsel anlamda takılmanın çok umarsız bir şey olduğunu düşünüyorum. Onlar çok umursamıyordur bunu diye düşünüyorum. Acaba namuslu, yani namusuna dikkat eden, yani iffetli bağımlılar var mıdır, bayanlar için söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu benim kesin kendi tecrübem. Uyuşturucu bir insanın kişiliğini, karakterini bozmaz. Gerçek kişiliğinin karakterini ortaya çıkartır. Onun içinde varsa olur yani abi. Anladın mı? Peki sen biliyorsun. Genel olarak kadınları sen daha çok görmüşsündür. Ben belki işte taksicilik kariyerimde 3-5 kişi görmüşümdür. Sen içindesin. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kendini de içine koy. Umursamazlar mı benim dediğin gibi? Abi şimdi bunun için illa bir madde içmelisine gerek yok. Yani eskort kızlar da var. Ama madde içenler kolay yolla, daha hızlı kazanmak için. Yani zannetmiyorum keyif aldığı için, sevdiği için, bir şey için. Kolay yoldan para kazanmak için yapıyor. Yani kurnazlığa kaçıyorlar abi. Aç aç yüzüm belli olsun, aç. Bakalım izin verecek misin? Hayır. Ben o yüzden böyle rahat konuşuyorum. Ya demin diyordun ki bilseler de çok önemli değil benim için diyordun. Yüzümü kapat koy. Sıkıntı yok. Yüzün açık olursa? Çok çirkin çıkmışım. Yani bütün sorun çirkin çıkmam mı, yoksa birilerinden çekiniyor olman mı? Kralından çekinmiyorum. Çirkin çıkmam. Ben sana arabaya bindim dedim ki sen de çok güzel bir kızsın dedim. Eğer ben seni ilk defa gördüm. Daha önce hiç görmedim. Doğru mu? Evet. Ve 10 dakika 15 dakika önce dedim ki çok güzel bir kızsın. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani çirkin kızlar da bunu yapmayı hak etmiyor tabii ama. Gerçi kızların hiçbirisi ben çirkin değil. Allah bütün kadınları güzel yaratmış. Kesinlikle. Çirkin şimdi, yok zaten, bakımsız mı? He, evet. Şimdi eğer ki çekici birisi olmuş olmasaydın, güzel birisi olmuş olmasaydın, ya bu benim dikkatimi çekmezdi. Bunu da sana söylemezdim. Bunu da seni ikna etmek için falan söylemiyorum ama. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel, yani güzel çıkmadığından kastım, hani bilinçsiz oldum şu an. O yüzden. Zaten benim formatım o, doğaçlama yani. Hani. Bir de font siteni falan da sürdüm böyle. Şey, bütün şeyler, pütürler de gitti dümdüz. Dudaklar da botoks böyle. Bu botoksu sürekli tazeliyor musun? Yoksa yani ilk defa? Dışarıda durdukça, cezaevine girmedikçe yapayım. Ne kadar sıradanlaşmış yalnız cezaevi senin için ya. Evet. Ne yapıyorsun cezaevinde? Nasıl geçiyor hayatın? Kadın nasıl cezaevinde. Ay bir şey söyleyeceğim. Silivri kadın cezaevi yapıldı. Otel gibiydi ya. Bir kişilik oda. Ne diyorsun ya? Odanın içinde banyo, tuvaletin, her şeyin kendine ait. Masa, sef falan.
çıtır. Bakırköy öyle değildi valla. İlk defa bu sefer Silivri'ye gittim. Güzeldi yani ha. Herkesin odası ayrı mı? Evet. Peki genelde kadınlar neden yatıyor? Tacizden yatan kadın var mı hiç? Tacizden yatan kadın. Bu girdiğimde görmedim ama daha önceki girişimde koğuş arkadaşım vardı. Kızın kızlığını bozan kız diye haberleri çıkmıştı. Ne diyorsun ya? Nasıl yapmış bunu? Abi sormadım valla. Nedir o? Ne değişik insanlar ya. Başka peki böyle değişik karakterler ya sen de mesela dinleyince oha bu nasıl olur falan dediğin hikayesi olan var mı? Mesela? Çok var şimdi hangisini anlatayım? Başkasının bir, hikayesini ne anlattım? Hayır, bir tanesi vardı ilginç çeken. Bir tane söyle. En ilginci benim. Niye? Uyuşturucu içiyor olmam. Uyuşturucu içiyor olmam. O bataklığın içinden nerelere gelmem. Niye şu an iyi bir durumda mısın? Abi sen benim. Ben sana dur TikTok'tan bir... Yok yok. Bir şeyimi göstereyim. Bir halime bakmayayım. Çok özür dilerim. Aşağılara bak söylemedim. Yok ya. Yani anla diye nerelere dedim. Geldim derken hani nerelerdesin merak ettiğinden sordum yani. Eksideydim. Diplerdeydim. Çirkin, zayıf. Şu an artın ne? Onu merak ediyorum kilo. Yani. Kilo. Sen kiloya baya takıksın. Cezaevine girince bol bol gir o zaman yani. Orası sana kilo aldırır çünkü. Çok güzel. Bak. Vallahi ya. Çok umursamıyorsun da herhalde bu durumu. Sıkılmıyor musun içeride? Çünkü özellikle bir suça karışıp gitmiyorum. Mesela hırsız olsam hırsızlık yaparken yakalanayım. Ya da uyuşturucu satıcısı olsam satarken yakalanayım. Ama biraz önce dedin ki yaptım dedin. Satışını yaptım dedin. Hayır canım. Satışını yapsaydım cezanı açıklamam. Uyuşturucu ticaretinden girdim dedin ya. Evet işte. Ha, konu o. Evet. Ama ben o yapmadım diyorsun. Ondan oluyor. Ondan yargılama çıkıyor ama işin sonunda içicilikten alıyoruz. Kaç dakika alıyor onu zaten? Alo. Sen yüzün gizli olarak mı izin veriyorsun sadece? O zaman ben izin... bir muvafakatname bunu okumam lazım sana. Belki ileride dersin ki izin vermedim dersin. O zaman ben sorun yaşarım. Ha, izin verirsen çok sevinirim. Ben bunu bir okuyayım. Tamam. Okuduktan takip sonra. Etiketle mi? Etiketleyeyim mi? Yani bilinmek istiyorsan eğer. Şaka istiyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika. Benim takip sayım fena değil. Ben bütün platformlarda varım. Instagram'a bakabilir miyim? Taksici Alika. Çıktım zaten. İlk sırada. Yanlış hatırlamıyorum. Kazadan sonra mı böyle oldu? Gazetecilikten sonra. Çekip. Evet. İyi dinledim şu an. Ama bu olay eski bir olay yani. Ben şeyde Mimar Oba'yı biliyor musun? Kendine vesile olmuş onu dışarı. Mimar Oba'yı biliyorum evet. Evet Mimar Oba'da. Bir de o sadece Instagram yani TikTok'ta da varım, Facebook'ta da varım, YouTube'da da varım. Toplamda 250-260 bin takipçim var hepsi içinde. Yani eğer ki takipçi kasmak istiyorsan sana fena takipçi kastırırım yani. Bir bak şimdi sen şöyle anlaşma yapalım. Sen benim yüzüm kapalı koy oraya. Ama Instagram'ı etiketle diyorsun. Instagram'dan beni etiketle. Beni de ferim ben. Sen ciddi mi söylüyorsun? Evet. O, iyi de o zaman çok umursamazlar ki. Yani şimdi şöyle diyelim ki tamam Instagram'da seni etiketledim ama YouTube'da seni etiketleyemem. YouTube'da etiketleme zaten. YouTube'da yüzün görünmesi. Hayır yüzün görünmeyecek. Evet. Ve ama sen bana güzellik olarak şey yaparsın. Instagram'dan beni etiketlersin. Bir şey yaparsın. Takipçi kastırırsın. Dur. Olmadı. Olmadı. Güzel çıkmadı. Olmadı mı? Sen güzel çıkmadın. Gözlerin kapalı çıktı. Olmadı. Şimdi evet bu çok güzel oldu. Evet. Çok fotojenik olduğumu da söylerler ama ben istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hadi. Buraya yazayım. İsmin ne? Madde bağımlısı Melike ile yapmış olduğum röportajı çok yakında yayınlayacağım dedim. Tamam. Abi ben gidiyorum.
Verdin mi paranı? Yok. Paran yoksa kalabilir ha. Tamam. Çok teşekkür ederim. Al. Ay canım taksicim. Abi. Şunu al. Aha kondisyonu kalmış. Abi görüşürüz. Tanışma çok memnun oldum. Ben hadi yavrum.